Merhabalar, bu videoda sizlerle beraber rokoko tekniğiyle yeni bir çiçek yapacağız. Daha önce rokoko tekniğiyle farklı çiçekler yapmıştık. Yine aynı tekniği kullanacağız ama farklı bir çiçek ortaya çıkaracağız. Her zaman yaptığımız gibi önce dallarla başlayalım. Dalın başlangıç noktasından iğnemi çıkartıyorum. İpimi 3 kat olarak kullanıyorum. Kısa bir mesafe ileri gidip geriye doğru dönüyorum. Tekrar kısa bir mesafe ileri gidip ilk hareketin bittiği noktadan iğnemi çıkartıyorum. Bu şekilde kısa kısa hareketlerle dal boyunca çalışacağım. Bu çalışmayı yaparken her zaman söylediğim gibi burada önemli olan nokta ipinizin her zaman aynı yönde durması. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Bu tekniği şu şekilde de çalışabilirsiniz. Kısa bir mesafe ileri gidiyorum. İğneyi kumaşın arkasına geçiriyorum. İpi tamamen çekmeden bir önceki hareketin bittiği yerden iğnemi tekrar çıkartıyorum ve bu şekilde çekiyorum. Hangi yöntem size daha pratik geliyorsa o şekilde çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi önemli olan nokta ipinizin hep aynı yönde durması. Dalın bittiği noktaya gelince iğnemi kumaşın arkasına geçirip tamamlıyorum. Şimdi burada yaprağımızla çalışalım. Yaprağın uç noktasından, sivri noktasından ipimi çıkartıyorum. Yaklaşık olarak yarısına yakın bir mesafeden tekrar batıp bir çubuk oluşturmuş oluyorum. Şimdi bunun sağ yanından tekrar ipimi çıkartıyorum. Yaptığım çubuğun hemen altından batıyorum. Sol yanından tekrar çıkartıyorum. Yine bu yaptığım çubuğun altından batıyorum. Bu şekilde bir sağdan bir soldan hareketlerle aşağı kadar iniyoruz. Dalları ve yaprakları çalışmayı tamamladım. Burada çiçek için herhangi bir çizim yapmamıştım. Şimdi ısıyla uçan kalemimle çiçeği çalışacağım yere çizimini yapacağım. Önce bir V harfi çiziyorum. Ve bunun üzerine bir yarım daire yapıyorum. Aynısını diğer dalda da çalışacağım. Önce üst tarafta bir sıra rokoko çalışacağız. Daha sonra aşağıya doğru birkaç sıra daha geleceğiz. Bu alttaki üçgen kısmı ise yeşille dolduracağız. Önce yukarıdan ortadan başlayacağım. İğnemi çıkarttım. Burada ipimi 3 kat olarak kullanıyorum. Rokoko tekniği çalışacağım için uzun bir rezene akışı iğnesine ipimi taktım. Birkaç tel atlayarak sağ yanından batıp tekrar ipin olduğu yerden iğnemi çıkartıyorum. Ve bu iğnenin etrafında ipimi sarıyorum. Sardığım ipleri tutarken iğneyi çekiyorum. Yine bu ipi tutup sardığım ipleri iğneyle düzeltiyorum. Bu ipi çekerek sıkıştırıp şeklini veriyorum. İpin olduğu yerden batarak ilk rokokomu tamamlıyorum. Şimdi hemen yanından tekrar çıkıp bu çizgi boyunca buraya kadar ilerleyeceğim.
Sağ tarafında buraya kadar geldim. Şimdi aynısını sol tarafında tekrarlayacağım. Dediğim gibi ben burada 22 defa sardım. Ama belki 20 sizin için daha uygun olabilir. Yapmak istediğiniz çiçeğin büyüklüğüne göre sayıyı arttırıp azaltabilirsiniz. Bunu her zaman rokoko tekniği çiçekler çalışırken söylüyorum. Bu şekilde bir sıra çalıştım. Şimdi bunun önünde ikinci bir sıra çalışacağım. İkinci sırayı da yaptım. Şimdi bunun önünde bir üçüncü sıra yapacağım. Bu şekilde 3 sıra yan yana rokokolar çalışmış oldum. Burada kalan boşlukta birkaç tane daha yaptığımda tamamlamış olacağım.
Şeyimin bu dip kısmında zincir tekniğiyle dolduracağım. Dalın uç noktasından ipimi çıkarttım. Aynı yerden batıyorum. Yapacağım zincirin uzunluğu kadar ileriye gidip iğnemi çıkartıyorum. İpi iğnenin altından geçirerek çekiyorum. İpin olduğu yerden zincirin içinden tekrar iğnemi battım. Yine zincirin uzunluğu kadar ileriye gidip ipi iğnenin altından geçirip çekiyorum. Bu şekilde birkaç tane ufak zincirle yukarıya kadar gelmiş oldum. Şimdi bunun sağında ve solunda aynısını tekrarlayacağım. Bu şekilde zincirlerle çiçeğin alt kısmını da tamamlamış olacağım. Bu şekilde çiçeğimi tamamlamış oldum. Rokokolardan oluşan bir karanfil çalışmış oldum. Bu kenarlarda yaptığım çizim gözüküyor ama bu sorun değil. Çünkü ısıyla uçan kalemle çizmiştim. Ütüyü yaklaştırıp buharını püskürttüğümde buradaki çizim tamamen yok olacak. Buradaki çizimi de çalışıp küçük bir desen ortaya çıkarmış olacağım.